Alo, Can duyuyor musun beni? İyi misin? Aklım hep sende. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Bana bak, seninle çok mühim bir şey konuşmam lazım. Yalnızsın değil mi? İyi, tamam. İyi dinle o zaman beni. Çıkarsın beni buradan! Ay yine kötü oldu bu ya. Çıkartın beni buradan! Verin lütfen. Çıkartın hepiniz. Ay öldürürüm. Çıkartın beni buradan! Çıkartın beni buradan! Yok bir şey. Boş doktor çağır. Akşam seninle mi uğraşacağız? Abi, Şadiye hayat kadınım olmuş. Öyle olmuş Zafer. Sen zamanında bu kızın namusuna göz dikti diye gittin, terziye vurdun ya. Sonra bu kız senin cezaevine ziyarete geldi. 16 yaşında kızı kovdun oradan. Zoruna gitmiş demek ki. Kaldıramamış. Ne güzel mesleği vardı değil mi? Gitsin pastanede çalışsın değil mi? Bu karı milleti böyledir oğlum. Deve gibi kini vardır. Ne oldu şimdi namus mamus? Ne oldu lan? Kız cezayı da bağladı. Ağzını burnunu da kıramazsın. Hayda. Ne oldu? Ağlama saatiniz mi geldi sizin? Ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey kızım? Ne oldu? Narin'e mi üzüldün? O ayrı. Abi, yapamayacağım ben. Kendi elimden veremeyeceğim çocuğumu başkasına. Hayda. Yine mi aynı muhabbet ya? Ya Şadiye'm, kaç kere konuşacağız? 50 defa dedim, biz daha kendimize bakamıyoruz. Abi, her bebek kendi rızkıyla gelir derler. Ne olacak ki oncacık şeyin bakımında? Belki de gelir. Hangi rızkıyla gelir? Sen bugüne kadar bu evde bir Allah'ın günü böyle karnını tıka basa doyurduğunu hatırlıyor musun? Biz bir kere ablamla Topal Kadın'ın evine gittiydik. Orada böyle dolmaları bir mideye indirdik. O gün ben doymuştum. Hatırlıyorum. Sonra 3 gün çıkamamıştın Selahat'tan. Bak, bebeğin böyle senin benim rüyamızda göremeyeceğimiz bir hayatı olacak. Onu düşün. Ama kimse benim onu sevdiğim gibi sevemeyecek. Yok yok, bunlar sever. Çok iyi insanlar. Sen buldun mu yani birilerini? Ha. Kim? Yok. Senin bilmemen lazım. Abi ama söylersen ben içim daha rahat şekilde. Şşş. Şadiye, şartları bu. Lütfen. Ha, abi, ben oğlumun nasıl büyüdüğünü göremeyeceğim mi? Oğlan mı? Nereden biliyorsun? Cinsiyetin belli olur. Yok değil de, ben böyle rüyamda gördüm. Böyle çipil çipil gözleri vardı. Topaç gibi bir oğlandı abi, çok güzeldi. Senin bir yerin açıkta kalmış. Senin kadar çirkin kızın nereden öyle topaç gibi güzel oğlu olsun? Lan, şaka yapıyorum be, ağlama. Hadi ya, bak çok güzel günler göreceğiz. Sen yarın bir gün evleneceksin, bir sürü çocuğun olacak. Ama şimdi değil be Şadiye'm. Böyle babasız, 5 parasız. Hem ben de bugün varım, yarın yokum. Ne demek ya bugün varım, yarın yokum? Hani iyiydin, hiçbir şeycin yoktu. Ya iyiyim be. Lafın gelişi söyledim. Ne yapacağım ben? Sittin sene senin başından mı bekleyeceğim ben? Ha? Gençliğimi yedim benim be. Bizim de Melek yengenle böyle kendimize göre bazı plan programlarımız var tabii. Şadiye be. Mahvetme bebeğin hayatını be. Bebeğin geleceğini düşün. Sonra yarın bir gün diyeceksin ki ne akıllı abim var, Allah razı olsun, ne iyi etti de ne iyi öyle yaptı diyeceksin. Tamam mı? Bu ne hali? Hani sabahtan beri ağlıyor. Niye? Babam buna boşanma davasını açmış. Ona mı ağlıyor? Kız. Ne yapayım, gideyim onu da eğleyeyim. Siz ağlıyorsunuz, ben sizinle uğraşıyorum. Benim evdeki işim bu zaten. Hatice! Kız Hatice! Ya yapma be anacığım ya. Ya ağlama artık şu adama, ne olur ya. Vallahi yeter, ağlama ya. Bak ben ölürüm de boşanmam o babanızdan. Ne diyeceğim ben? Ben hayrını görmedim. Al sen mi gör diyeceğim o. Ne olacak peki? Hı? Yine de sen de ne geçecek eline? Adamın geri dönecek hali yok ya. Anacığım, bak biz artık bu evde 3 kişiyiz. Sen, ben, Şadiye. Birbirimize sahip çıkacağız. Hı. Ya, tamam mı? Haksız mıyım? Tamam, haklısın tabii canım. Doğru söylüyorsun ama ne bileyim işte. Karnını aç mı? Aç. Kalk git bana mantı yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.